Ve devam ediyoruz haberin merkezine efendim, yeni saatimizde uzman görüşlerine değer veriyoruz tabii ki. Belgesel yönetmeni, araştırmacı, yazar İsmail Kahraman bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Gözlem Hanım, başarılar. Teşekkür ederiz. Şimdi Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünü kutladık 20 Temmuz itibariyle. Birkaç gün geçti üzerinden ama siz tabii oradan geldiniz, oradaydınız. Sizden dinlemek istedik Kıbrıs'ı bir taraftan da. Çok önemli bir bölge bizim için. Buyurun. 14 Temmuz'da da ikinci harekatı kutlayacağız. Daha var. 14 Ağustos'ta daha doğrusu. Evet. Öncelikle Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan başta 500'den fazla Mehmetçiğimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Gazilerimize de selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Bengi Türk TV aracılığıyla bizleri izleyenlere de selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz böyle bir konuyla bizleri buraya davet ettiğiniz için efendim. Evet, şehitlerin ruhu şad olsun tabii ki. Gazilere saygılar, sevgiler dediğiniz gibi. Sizinle Kıbrıs Barış Harekatı'nın evet yıl dönümü, Kıbrıs konuşacağız. Oradaki dününü, bugünü, bugüne gelen süreci de konuşacağız ama dilerseniz Türk İslam tarihinde Kıbrıs'tan başlayalım. Çok önemli bir soru. Kıbrıs deyince biraz durmak gerekiyor. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, evet bizim cumhuriyetimiz ama biz Kıbrıs demeliyiz. Kıbrıs Türk İslam medeniyetinde İslam'ın kızıl elması olarak bilinir. Türklerin kızıl elması vardır. İslam'ın kızıl elması da Kıbrıs'tır. Çünkü bizzat Peygamber Efendimiz Kıbrıs'ın fethini müjdelemiştir. Ve İstanbul'dan sonra ikinci kez müjdelenen, fethedilmesi gereken yerin Kıbrıs olduğunu biliyoruz. Kıbrıs'ta çok büyük bir sahabe de var. Peygamber Efendimiz'in hem neseben akrabası olan Hala Sultan olarak bildiğimiz büyük bir hanım sahabi vardır. İslam tarihinde Kıbrıs'ın ayrı bir yeri vardır ve birkaç kez fütuhata bu Peygamber Efendimiz'in müjdesinden sonra mazhar olduğu için 1400-1500'e yakın sahabe-i kiram Efendimiz gelmiş, Kıbrıs'ın fethine katılmışlar ve burada şehit olmuşlardır. Dolayısıyla o küçücük yarımadada 1400'ü sahabi olmak üzere binlerce İslam askerinin şehit olduğunu biliyoruz. Bugün Kırklar Türbesi vardır. Hemen Ercan Havalimanı'nın yanı başında 40 sahabenin toplu olarak şehit olduğu ve şu an mezarının bulunduğu tek dünya coğrafyasındaki yer Kıbrıs'tır. İslam tarihini açısından böyle baktığımızda anlaşılıyor. Peki Türk tarihi, Osmanlı Türk tarihinde ise ayrı bir yeri vardır Kıbrıs'ın. Tarihler 1571, Kıbrıs'ın fethi için çok büyük mücadele verilir. Tarihi belgelere göre 60 bin ila 80 bin arasında Mehmetçiğin şehit olarak Osmanlı toprağına katıldığını biliyoruz Kıbrıs'ın. Ve değişik zaman dilimi vardır ama 11 aya yakın sürmüştür kuşatma. Büyük mücadeleler verilmiştir ve Osmanlı Türk tarihindeki yeri bu. Hemen yakın tarihimize geldiğimizde de biraz önce arz ettik. 20 Temmuz 1974 ve 14 Ağustos 1974 Kıbrıs 1. ve 2. Barış Harekatı. Ve o Barış Harekatı'nın ayrı bir önemi vardır. 1683 Viyana bozgunu. Viyana'dan çekile çekile gelmişizdir. Sakarya Meydan Muharebesi'nde çekilmeyi önlemişizdir. Ama Viyana bozgunundan sonra tek toprak kazandığımız yer Kıbrıs'tır. Ve Kıbrıs bu açıdan Türk tarihi için ayrı bir yeri ve ayrı bir önemi vardır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin hem başbakanları hem cumhurbaşkanları, şimdi artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ve hemen ilk ziyaretlerinden birini Kıbrıs'a gerçekleştirirler. Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirirler. Bunun ayrı bir yeri, anlamı ve önemi var. Bu açıdan Kıbrıs'ı böylece özetledikten sonra peki hemen buradan Bengi Türk televizyonumuz aracılığıyla bir sorsak kamuoyuna, desek ki acaba Kıbrıs'a gidiyor muyuz? Kıbrıs'a kaç kişi gitti? Kıbrıs deyince bugün deniz turizmi ve maalesef gazino turizmiyle anılıyor. Kıbrıs'a gitmiyoruz. Ve bu kadar önemli olan Kıbrıs'a, şehitler, gaziler diyarı, Türk İslam medeniyetinin kızıl elması olan Kıbrıs'a kültür, tarih ve inanç turizmini gerçekleştirmiyoruz, gitmiyoruz. Balkan ülkelerinin birçoğuna defalarca gidebiliyoruz. Başka coğrafyalara gidebiliyoruz ama pasaport istemeyen, vizesi olmayan, kimse her gün onlarca uçağın kalkıp gittiği, evet, 1500'e yakın sahabe-i kiramın, Osmanlı Türk döneminde on binlerce şehidin ve hemen yakında
Türkiye Cumhuriyeti tarihimizde 500'den fazla şehit verdiğimiz Kıbrıs'ı gündeme getirmemiz gerekiyor. Onun için ben sizlerin şahsında Bengi Türk ailesine ve değerli izleyenlerimize çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı sunuyorum efendim. Biz teşekkür ederiz tabii ki değerli bilgilendirmeleriniz için. İzleyicilerimiz de minnettardır eminim. Önemli Kıbrıs tabii ki yavru vatan diye adlediliyor bir taraftan da. Oradaki durumu burada siz de bize yaşatıyorsunuz. Oradan geldiniz. Peki türbelerden bahsetmiştik aslında, o Halam Sultan Türbesi oldukça ilgi çekici bir konu. Oraya gelişi, türbe ziyaretlerinize de değinelim isterim Türk İslam tarihinde Kıbrıs'ı konuşurken. Şimdi şöyle bir girişte yapsak, özellikle ben yeni oradan ayağımızın tozuyla geldik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Başkanlığı, Norveç Lefkoşa Büyükelçiliği ve oradaki diğer dinlere mensup din adamları ortak bir organizasyon gerçekleştiriyorlar. Yılda 3 kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama Türkiye'den oraya yerleşmiş Türklere Hala Sultan'a gitme izni veriliyor. Rum kesiminden de Zafer Burnu'nda Barnabas adına yapılan o tarihi bir kilise var. Oraya ziyaret izni veriyor. Karşılıklı mütekabiliyet esasıyla ziyaretler oluyor. Ben geçtiğimiz haftalarda gazeteci olarak Güney Kıbrıs'a geçen birkaç gazeteciden birisiyiz ve yüzlerce Kıbrıs'ta yaşayan Türklerle birlikte Larnaka'ya geçtik Rum kesiminden ve kontroller eşliğinde gittik. Hala Sultan bugün Larnaka'dadır. İslam askerleri 600'lü yılların ortaları, hicretin hemen 28-29. Yılında sefer düzenlerler. Trablusşam bugün Ürdün'ün önemli bir kentidir, Akdeniz kentidir. Çünkü Peygamber Efendimiz müjdelediği için buraya sefer düzenlenir. Ve Hala Sultan Peygamber Efendimiz'in, tabii biz Türkler hala diyoruz ama hala Arapça'da teyze anlamına geliyor. Bizzat teyzesidir Peygamber Efendimiz'in, zaman zaman evinde istirahat ediyormuş ve Kıbrıs'ın müjdeleneceğinin hadis-i şerifini Sahih-i Buhari'de anlatan, ifade eden bir hanımefendi. Ben bu diyor sefere katılabilir miyim? Dua ediyor. Dua edin ya Resulallah, ben katılmak istiyorum ve katılıyor. Oraya bineğiyle katılıyor sefere. Yaşı 80'in üzerinde bir hanımefendi. Tıpkı hemen buradaki Ebu Eyyub el-Ensari gibi o yaşlı ve peygamberin övgüsüne mazhar olmak için geliyor ve orada bineğinden düşüyor ve düştüğü yerde de şehit oluyor. Oraya vakıflar kuruluyor, türbeler kuruluyor ve İslam alemi için, Türk İslam medeniyeti için Larnaka'nın, Hala Sultan'ın önemi çok büyük. 1700'lü yıllarda Osmanlı Türk paşaları türbeler yapıyorlar üzerine. Hatta Birinci Dünya Harbi'ne kadar Osmanlı donanmaları Larnaka açıklarından geçerken top atışıyla Hala Sultan'ı selamlıyorlar. Böyle bir hanım sahabi, böyle bir hanımefendi, hanımlar için örnek. Tıpkı o Hala Sultan'dan örnek alan işte Kara Fatmalar, Nene Hatunlar ve Türk zaferler tarihinde çok ayrı yeri ve önemi olan hanımefendiler, Osmaniye'deki rahime sultanlar gibi, rahime bacılar gibi birçok kahraman kadınımızdan, kahraman hanımefendiden biridir Hala Sultan ve her yıl 3 kez buraya ziyaret düzenliyorlar ve bu ziyaret de resmi uluslararası Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleşiyor. Biz de hemen 2 hafta önce oradaydık ve müthiş bir coşku vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Diyanet İşleri Reisliği ve oradaki diğer din azınlık mensupları ve orayı coşkuyla heyecanlandırıyorlar. İnşallah bir gün oralara Türkiye'den de ziyaretler olur. Gidilir gelinir. Ben mutlaka gidilmesini arzu ediyorum. Böyle bir Hala Sultan'ın olduğu yere özellikle hanımefendiler vardı ziyaret esnasında. Türkiye'den de inşallah bir gün gidilir diye düşünüyorum efendim. Umarız tabii ki. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk vatandaşları nasıl tepkilerle karşılaştınız? Genel olarak halka anlatır mısınız? Mutlaka bir fikrimiz var ama sizden de dinlemek isteriz. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şimdi şu var, Türkiye'ye genel bakış açısı. Maalesef ama onlar üzerinde fazla durmamamız lazım. Evet, bir gerginlik var, karşılıklı suçlamalar ama bu da tarih bilincinin zafiyetinden kaynaklanıyor. Efendim biz Türkiye kamuoyunda, efendim onlar bizi sevmiyorlar. Gidiyoruz, onlar farklı düşünüyorlar. Peki acaba kaç kez gidip geliyoruz? Bugün vize yok. Deniz, bakın Kıbrıs'ın Göbekli Tepe'deydim önceki. Dün Göbekli Tepe'den geldim. 12 bin yıllık geçmişi olan Göbekli Tepe, uluslararası turizm ve kültür turunda çok önemli yere sahip. Dünyanın birçok ülkesinden insan geliyor. Peki Kıbrıs
Kıbrıs'ta tıpkı Göbekli Tepe gibi Urfa'daki 12 bin yıllık geçmişe sahip belgelerle 12 bin yıllık bir tarih yatıyor orada. Bizans, Roma, değişik medeniyetler, İslam tarihi, Osmanlı medeniyeti ve bir dönem İngilizler elinde kalıyor bir oldu bittiyle ve sonra orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yavru vatan tabirine kızıyor onlar dediniz ya, net nasıl tepki veriyorlar. Evet, orada biz yavrusu veya aslı önemli değil ama gidip gelmek gerekiyor. Maalesef hem Türkiye kamuoyunda hem ora kamuoyunda karşılıklı bir takım sürtüşmeler var. Buna ciddi anlamda üzülerek bakıyorum. Aslında güzelliklere bakmak lazım. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz çok büyük bir proje gerçekleştirdi. Dünyada bir başka eşi ve benzeri olmayan bir proje nedir? Toros Dağları'nın suyunu denizin altından Kıbrıs'a götürdü. Kuzey Kıbrıs'a o suyun şırıl şırıl aktığı, o barajın masmavi su olduğu hali gördüm. Duygulandım, hatta gözlerim yaşardı. Bugün Kıbrıs'a akaryakıttan daha ziyade, oradaki doğal gazından daha ziyade su ihtiyacı var. Güney Kıbrıs'a geçtim. O Güney Kıbrıs dağlarını gördüm. Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs'a göre çok daha verimli. Bereketli ovaları, Dip Karpaz dahil, işte Gazi Magosa, Lefkoşa, Girne, Güzel Yurt, o bölgelere baktığımızda verimli bir coğrafyaya sahip. Güney Kıbrıs daha da kötü. Ben inanıyorum bir gün yalvaracak Güney Kıbrıs yönetimi, aman bize su verin, biz de barış yapalım diye. Türkiye Devleti'nin çok büyük bir projesi. Ama acıdır o proje, oradaki bazı belediye başkanları, halk demiyorum orada, bazı belediye başkanları ve yönetimdeki zafiyet yüzünden uzun süre denize aktı. Ama bugün şırıl şırıl o Toros Dağları'nın Girne'de, Lefkoşa'da suyunu içtik musluktan. Ne kadar heyecan verici. Bu Türkiye'nin oraya bakışını gösteriyor. Ama biz Özlem Hanım, o kötü taraflara bakmak değil, iyi tarafları görmek. Ama buradan da sizin programınız ve Bengültürk Televizyonumuz aracılığıyla şunu duyurmak istiyorum. Bir kampanya başlatmalıyız. Diyor ya Büyük Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bir kampanya başlatalım. Kültür, tarih ve inanç turizmi kampanyası başlatalım Kıbrıs'a. Ve müthiş o Dip Karpaz'daki dünyanın en güzel masmavi denizinin kenarında altın sarısı kumlar, altın kum plajları. Deniz var orada, tarih var orada, 12 bin yıllık bir geçmiş. Sahabe-i kiram, 1500 sahabe-i kiram efendimiz, 11 ay mücadele verilmiş, 60 ila 80 bin arasında şehit vermiş Osmanlı. 520 civarında hemen gencecik Mehmetçiklerimizin şehit olduğu bir coğrafya. Böyle bir tarih var, medeniyet var. Bakıyorsunuz Hristiyan dünya için çok önemli. En önemli Hristiyan azizlerinden birisi, İslam tarihinde de adı geçen Barnabas, onun mezarı bugün Gazi Magosa yakınlarında. Onun adına Dip Karpaz'daki o tarihi kilise yapılmıştır. İslam tarihinde de önemli kaynakları vardır bunun. Diğer dinler açısından, tarih açısından böyle bir güzelim Kıbrıs'a neden kültür, tarih ve inanç turizmi düzenlenmez? Kıbrıs sadece gazinolarıyla ve bazen de deniz turizmiyle anılır. Buna üzülürüm. Onun için karşılıklı gidip gelmeliyiz. Sevgiyi hakim kılmalıyız. Sevgi de gidip gelmekle başlar. Büyük Yunus'un ifade ettiği gibi, gelin tanış olalım demeliyiz. Evet, aslında Türkiye'nin Kıbrıs'a olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de olan kapsayıcılığından bahsetmiştim bir taraftan da. Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelen aslında çok pozitif insanları da görmek mümkün. Negatif tarafını düşünerek sormadım ama güzel, açıklayıcı bir yorum yaptınız siz de. Peki Kıbrıs'ta tarihe yine değinecek olursak, Rum ve İngiliz oyunu geçmişten günümüze olan durumlar vardı. Rumlarla eşit haklar elde edildi mi bugün? Şimdi maalesef biz hep zamanla taviz verir olmuşuzdur. Bakın, Osmanlı oraya fütuhat yapalım, efendim orayı Osmanlı coğrafyasına tamam katalım anlamıyla gitmedi. Bazı belgeler oradaki Ortodoks Rumların davetiyle oraya fütuhata, oraya barışa ve huzura gittiğini ifade ediyor. Şöyle ki diğer Katolik mezhepler tarafından Ortodokslar çok ciddi anlamda sıkıştırılır Kıbrıs'ta. Onlara büyük eziyet ve işkenceler yapılır. Ve ayrıca sadece
İslam coğrafyasına, Mekke-i Mükerreme ve Medine'ye giden hacılar için değil, diğer Kudüs'e giden Hristiyan hacılar için de oradaki Kıbrıs, daha sonra Rodos Şövalyeleri adına alacak Katolikler müthiş baskı yapmaktadır. Ve özellikle Ortodokslar bundan çok çekmiştir. Bir anlamda Ortodoksların davetiyle Osmanlı buraya gitmiştir ve Osmanlı'ya çok büyük katkı sunmuştur Ortodokslar. Ama ne acıdır ki sonra da onlar orada hakim olmaya başlayınca Türklere büyük eza ve cefa verilmeye çalıştır. Kıbrıs elimizden nasıl çıktı? 1571'de büyük çok sayıda şehit verdiğimiz Kıbrıs, 1877-78 tarihimizin en büyük yıkımı. Yani onu hep işte İngilizlere kiraya verildi der geçeriz ama üzerinde hiç durmayız. Aslında durmamız gerekiyor. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşları ve Ruslar Yeşilköy'e kadar gelmişlerdir ve Yeşilköy'e anıt dikmişlerdir. Ve tarihimizde Osmanlı-Rus Savaşı olarak geçen ve Cennet Mekan Abdülhamit Han çok büyük bir siyasi deha ortaya koyarak İngilizlerle görüşmek suretiyle onlara geçici olarak Kıbrıs adasını kiraya vermiştir. Ama onun sebebi Rusları Yeşilköy'den geldikleri Tuna'nın karşı tarafına atmak için bu tavizi vermiştir ama geçicidir. Tabi Abdülhamit Han 1909'da tahttan indirilmiştir. Abdülhamit Han eğer benim düşünceme göre bir araştırmacı olarak yaptığım tespitlere göre tahta kalmış olsaydı o kira süreci olarak onlara İngilizlere vermemiştir. Sadece geçici kira ile alınacaktır. Maalesef 1914-18 arasında Birinci Cihan Harbi'nin patlak vermesiyle zaten İngilizler bizim satın aldığımız gemileri bize vermeyerek düşmanlık yaptıkları gibi haksız olarak uluslararası anlaşmaları da çiğneyerek Kıbrıs'a el koymuşlardır. Sonra acıdır Lozan Barış Antlaşması'nda tamamen elimizden burası çıkmış gitmiştir. Ama Türkiye hiç buna taviz vermemiştir, vermeyecektir. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır sloganı ile hep bunu demişizdir. Ve geçmişte yaşananlar özellikle bizim o beni çocukluk, gençlik yıllarımıza da götürdünüz. 1974 o zaman canlı yayınlar, televizyonlar yok. Kaldığımız yurdun salonunda radyonun etrafında 13-14 yaşında çocuklar olarak Kıbrıs'ta ne olup bittiğini bugün bile adeta tüylerimiz diken diken olarak takip ediyorduk. O İstanbul'da dünyanın birçok yerinde okuyan Kıbrıslı gençler, Kıbrıslı üniversiteli gençler Kıbrıs'a mücadele etmeye gitmişlerdir. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın verdiği mücadeleler ve diğer mücadeleler. Ben merhum Erbakan Hoca ile merhum Denktaş'la söyleşiler yaptım Kıbrıs Barış Harekatı üzerine. Çok önemli bilgiler verdi. Ecevit'te ve Demirel'le görüşmek arzum gerçekleşmedi. Keşke onlarla da görüşseydim. Çünkü Kıbrıs hakikaten önemli. Kıbrıs'ı anlamak Akdeniz'i anlamak demektir. Kıbrıs'ı anlamak Türkistan tarihinin hem geçmişini hem geleceğini anlamak demektir. Bilmiyorum böyle heyecanla zamanı da değerlendirmek için biraz geniş açıdan bakarak getirmeye çalışıyorum. Evet, ya Kıbrıs'ı anlamak her şeyi anlamaktır. Onun için Kıbrıs'ın nasıl elimizden çıktığı, ne pahasına neler olup bittiğini gündeme getirdiğiniz için de teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Şimdi şehitlerimiz tabii ki ruhları şad olsun başında da konuştuk. Çok önemliler onlar. Ciddi bir mücadele verdiler. Haklı mücadelelerinden zaferle çıkanlar oldu. Aynı zamanda şehitlik mertebesine ulaşanlar da oldu. Oradaki şehitlikleri de siz ziyaret ettiniz. Türk şehitlikleri hangileriydi? Neler yaşadınız? Oradaki gözlemlerinizi yine dinleyeceğiz sizden. Girne'de o Karaolanoğlu şehitti, meşhur o komutanımız Karaolanoğlu, işte Boğaz şehitliği ve Boğaz şehitliğini bana gezdiren Kıbrıslı Türk bir hanımefendiyle evli bir Kıbrıs gazisiydi. Yusuf Bey, Toros dağlarından bir yürük olarak gitmiş, orada yaralanmış, gazi olmuş, o beni gezdirdi ve komutanının mezarı başına gelince hüngür hüngür ağladı. O duygulu anı gözümün önünden çıkmıyor ve Boğaz şehitliği, o Karaoğlan şehitliği, diğerleri ve elimize attığımız her yerdeki o 500'den fazla Mehmetçiğin şehit kabirleri. Ama benim acizane tespitim şu, sadece o zafer döneminden zafer dönemine olmamalı ve Kıbrıs'a giden herkes ve özellikle o şehitlikleri ziyaret için oralara gitmeliyiz. Orada silahlı kuvvetlerimiz çok güzel Mehmetçiklerimizi yetiştirmişler. O hemen Girne'deki sahildeki o şehitlik ve şehitliğin figürü, orada şehit mezarları birebir
Orada yazılı kitabeler ve Mehmetçiklerin şehitlikleri anlatmaları, o şehitler hakkında, savaşlar hakkında bilgi vermeleri, duygulu anlar insanımıza yaşatıyor. Ve buradan 14 Ağustos geliyor, 2. Barış Harekatı yıl dönümü. Oraya binlerce insan olarak gitmeliyiz ve orada şehit olan Mehmetçiklerin yakınları var. Gazi olan Mehmetçiklerin yakınları var. Oralara gitmeliyiz diye düşünüyorum. Girne'deki o boğaz ve tanka çıktım ve ilk kez o meşhur anıt tankın bulunduğu Beşparmak Dağları'ndaki tanka çıktım. Fazla sözü uzatmaya gerek yok. O Beşparmak Dağları'ndaki o tankı görmek, nasıl oraya çıktı? O yol yok o günkü şartlarda. Uzun yıllar geçmiş aradan ve bugün orada sapasağlam o tank duruyor ve yolun kenarında da devrilmeden, şu hatta birçok bilgi de veriliyor. İşte komutan soruyor, nasıl çıkardınız bu tankı buraya ve indirebilir misin? İndiremem, o dönem gelirse belki indirebiliriz gibi ifadeler de var. O tankı gördüklerinde orada yaşanan mücadeleyi de en iyi şekilde insan anlıyor diye düşünüyorum efendim. Evet, oraları gezdiniz tabii ki. Girne'de olan Osmanlı Türk vakıf eserleri var yine geziniz sırasında olan. Onları da yine dinlemek isteriz sizi. Vakıf hakikaten önemli. Vakıf medeniyeti, Türkistan tarihinde vakfın önemi. Eğer bugün Kıbrıs'ta halen birçok Ortodoks bile, Ortodoks Hristiyan bile Osmanlı ve Türk dönemini arıyor. En barış, en güzel dönemler o dönemler diye ifade ediyor. Neden? O küçücük kara parçasına kaç vakıf kurmuş olabilir Özlem Hanım Osmanlı? İlk vakıflar 1500'lü, 1570'ten sonra hemen kuruluyor. Acaba kaç vakıf kurulmuş olabilir? Ve o vakıfların adları ne olabilir? Ve bugün Evkaf İdaresi var. Değerli Profesör İbrahim Bey, bizi izliyorsa selam ve saygılarımı sunmak isterim. Çok ciddi çalışmalar yapıyor. Özlem Hanım, 2000 vakıf. Ve sadece Türklere ait değil bu hizmet. Orada yaşayan herkese ait. Din ayrımı etkin vakıflar bunlar tabii, değil mi? Ve vakıf kurmuşlar. Çeşmeler yapmışlar, köprüler yapmışlar. Yaralı hayvanları koruma vakfı, hastaları bakma vakfı, fakir kızlara çeyiz yapma vakfı, mezarlıklar ve Türk Tarih Kurumumuza teşekkür ediyorum. Evkaf İdaresi ile Kıbrıs Vakıflar Genel Müdürlüğü ile çok güzel çalışmalar yapmışlar ve o çalışmalarda Kıbrıs'taki bütün vakıfların isimlerini teker teker çıkarmışlar. 1571'den itibaren kurulan vakıflar ve mezarlıklar önemlidir ve mezarlıkların birçoğu vakıf arazisine kurulan mezarlıklardır. Çünkü hayır olsun diye o zengin insanlar yer bağışlıyorlar ve orası mezarlık oluyor. Ve tek tek gerek Rum yönetiminde gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün mezarlıklar tespit edilmiş, vakıf yapılmış. Ama bir acı hususu da buradan paylaşmak isterim. Girne çok önemlidir Girne. Hemen Torosların karşısı ve Girne'deki birçok Osmanlı Mehmetçiğinin şehit olduğu Girne tarihi şehitliği bugün park halindedir. Hatta o parkın yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz çok büyük bir cami yapmak ister ama ne acıdır o caminin yapılmasına izin verilmez. Bugün Girne'nin en büyük camisi kim adına yapılmış olabilir Özlem Hanım? Nurettin Ersin Paşa adına yapılan, çünkü Nurettin Ersin Paşa orada çok önemli komutanlıklar yapmıştır. Onun adına iki minareli ve Kıbrıs Türkleri büyük cami diye ifade ediyorlar. Ve teker teker bu vakıflar tespit edilmiş. Su, çeşme ve birçok vakfın orada isimleri teker teker ortaya çıkmıştır. Vakıf medeniyeti önemlidir Türklerde ve Evkaf İdaresi bu vakıfları tek tek ortaya çıkararak orada hem güneyde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o tarihi geçmişe ışık tutacak belgeler ortaya koyuyorlar. Evkaf İdaresi Başkanı Sayın Profesör Doktor İbrahim Bey'in şahsında tüm vakıf yönetimine buradan teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı sunmak istiyorum. Evet, yüzlerce yıl öncesinden insanlığa hizmet için birçok çalışma yapılmış. Onu da siz gözlerinize gördünüz, bize de aktardınız bir taraftan. Bugüne döneceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs tabii ki. Dününü konuştuk. Tabii ki köklü bir tarihe sahip bir taraftan da bahsettiğiniz işte deniz turizmi, kasinolar vesaire gibi onları belki görmek için çoğunlukla turist gidiyor ama bir taraftan benim bildiğim eğitimle alakalı da ciddi bir durum söz konusu. Başka ne için gitmeli insanlar? İzleyicilerimizi aydınlatalım. Oradaki evet şehitlikler ziyaret edilmeli. Kıbrıs'ın müthiş bir tarihi var. Onun yanı sıra oraya insanları çekmek adına neler söylemek istersiniz? Öncelikle bakın su
geldi oraya. Su hayattır, su her şeydir. Su medeniyettir, kültürdür, tarihtir. Doğal gazdan da önemlidir, petrolden de çok önemlidir. Su yoksa hayat yok ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti oraya muhteşem bir projeyle su götürdü. Ve ben inanıyorum ki Kıbrıs'ta muazzam bir tarım gerçekleşecek. Ve öyle bir tarım ki belki çok bilemediğimiz birçok endemik tarım ürünleri orada yetişecek. Sıcak çünkü bir, Akdeniz'in ortasında. Evet. Yıl 12 ay tarım ve tarıma yönelik yatırım yapmak isteyenler bence hemen elini çabuk tutsunlar, gitsinler. Ve inanıyorum dünya artık barışmak zorunda. Avrupa ülkeleri Kuzey Kıbrıs'ı tanımak zorunda. Türkiye güçlü bir devlet. Ve Türkiye oraya o suyu götürerek sadece Kuzey Kıbrıs'a değil, can götürdü oraya. Ve hakikaten o su masmavi bir deniz oluşturdu. Çünkü su olmadığı zaman hayat da yok. Orada ben su gelmeden önce insanların tepkilerini dinliyorum. Biz tuzlu su içiyorduk. Çamaşır yıkayamıyorduk. Belli işte yerlerden çıkan su tuzlu olarak geliyor diyordu. Oraya tarım yapmak, tarım yatırımı yapmak isteyenler gitsin. İşte kültür, inanç turizmine yatırım yapmak isteyenler. Dip Karpaz var o. Hatta Kıbrıs'ın Adana, İskenderun Körfezi'nden koparak geldiğini söylüyor. O tam uç buruna gittim, Zafer buruna. Aman Allah'ım, hem sağ hem sol taraf muhteşem güzellikler ve muhteşem plajlar. Turizme yatırım yapmak isteyenler gitsin. Ve evet, hakikaten geleceğin turizm merkezi, alternatif turizm merkezi olacağına inanıyorum. Bugün Kıbrıs'ta konuştuğumuz herkes kazino veya Türkçe tam şey anlamıyla kumar turizminden şikayetçi. Niçin? İndiğiniz zaman Ercan Havalimanı'na hemen işte X otellerin panoları, işte gelen müşteriler oradan alınıyor, kazinoya, otele götürülüyor. Başka hiçbir tarafa getirmek yok. Kıbrıs'ı kalkındırmak istiyorsak kültür ve inanç turizminin, bacasız sanayinin oraya gitmesi gerekiyor. Turizm yatırımcılarına tavsiye ederiz. Ayrıca orada ciddi anlamda diğer sanayi yatırımları, farklı yatırımlar yapılabilir. Yani iş adamlarımız mutlaka o bölgelere gitmeli. Turizmciler gitmeli. Tarıma yatırım yapmak isteyenler gitmeli. Peki eğitim dediniz. Hakikaten Türkiye Devleti oraya çok büyük imkan tanıdı. Ve bugün dünyanın birçok ülkesinden orada birçok üniversiteye gittik. Hı. Öğrenciler var. Ve o öğrenciler orada eğitim görüyorlar. Ve gerçekten dünya standardına göre çok kaliteli eğitim veren üniversitelerimiz var. Eğitim görmek isteyenler mutlaka gitmeli. Ve hiçbir şey yapamıyorsak ömründe bir kez lütfen bir atlayıp gidelim ya. Çok yakın, ucuz, bir gezelim, Girne'ye gidelim. Beşparmak dağlarına çıkalım, Lefkoşa'yı görelim, Gazi Magosa'ya ve Zafer Burnu'na, Dip Karpaz'a, Yeşil Yurda. Ya bir gezelim, hissedelim Kıbrıs'ı. Ya bu kadar, yani düşünün, binlerce yıl, 12 bin yıllık tarih. Adeta elinizi nereye atarsanız Türkistan tarihinin deyim yerindeyse yüzümüze vurduğu bir Kıbrıs'a bugüne kadar gitmemişsek gerçekten gerçekten üzücü diye düşünüyorum. Bilmiyorum, tam ifade edebildim mi efendim? Evet, çok teşekkür ederiz. Gayet güzel dinlemek iş olduk. Ben çok memnuniyet duydum. İzleyicilerimiz de eminim öyledir, İsmail Kahraman. Oraları gördünüz. Bize de yaşattınız aslında gördüğünüz şeyleri. Ağzınıza sağlık. Ben ilk sormadınız ama paylaşmak isterim. 1994 veya 95 yılıydı. İlk yurt dışı çıkışlarımdan birisini Kıbrıs'a. Ben Kıbrıs diyorum. Orası Rum mum değil. Orası Kıbrıs. Kıbrıs Türk'tür. Türk kalacaktır ve devam edecek. Bunu bir slogan olarak söylemiyorum. Hem güneyi hem kuzeydeki yerleri araştırmış olarak gittim ve şaşırdım. Ne kadar güzel. O insanlar ne kadar hoş. Ve o gün şu haberi yazmıştım gazetemde ve yayınladığım dergilerde ve araştırma yazılarımda. Kıbrıs'a maddi ve manevi yatırım yapılmalı. Maddi yatırım belli, iş adamlarımız gitmeli. Manevi yatırım da Kıbrıs'taki o Türkistan değerlerini bilmek için turizm olarak gitmeli. Ve 1994, 24 yıl önce ve bugün 24 yıl sonra gittiğimizde fazla değişen bir şeyin olmaması, yani bu tespitler üzerine üzücü. Sizler de bize bu fırsatı tanıyarak 24 yıl sonra da bunları söylüyoruz. Hatta değerli Mehmet Bey, Mehmet Müftüoğlu Beyefendi, rahmetli Saracoğlu,
Kendisini rahmetle anıyorum. O dönemden beri tanıyoruz. Zaman zaman oralarda yazılar yayınlıyoruz. Döner dönmez Mehmet Bey'e dedim ki ya Kıbrıs'la ilgili İslam'ın Kızıl Elması, Sahabeler Şehitler Diyarı, Kıbrıs'ta Türk İzleri diye bir yazı hazırladım. Hemen filan dedi sağ olsun. Geçtiğimiz haftalarda 5 gün boyunca 2 sayfada tam sayfa yer verdi. Orta Doğu Gazetesi'ne Mehmet Müftüoğlu Bey'e de buradan çok teşekkür ediyorum. O yazıları bize orada yazma fırsatı verdikleri için. Peki. Özetle herkesi Kıbrıs'a gidip bir şeyler yapmaya davet ediyoruz. Ahkam kesmek değil. Gidip hissetsinler, görsünler ve yaşasınlar diyoruz. O kadar güzel anlattınız ki eminim birçok kişi gitmek için plan yapmaya başlamıştır. Çok teşekkür ederiz değerli katılımınız için. Teşekkür ederiz. Evet, belgesel yönetmeni, araştırmacı, yazar İsmail Kahraman'la beraberdik. Kıbrıs'ın dününü, bugünü, tarihini, Barış Harekatı'nın yıl dönümünü konuştuk. Kısa bir reklam aramız olacak. Sonra yine devam edeceğiz.